Henüz deprem gerçekleşmemiş. Depremden önce bir e, bağımsız bölüm satın alıyoruz. Ve bu bağımsız bölümün teknik e, şartnamelere uygun yapılmadığı söz konusu. Bu durumda, bu tespit edildikten sonra ayıp hükümlerine başvurabiliriz. Sözleşmede açıkça bir hüküm olmasa dahi müteahhit yapı yönetmeliklerine, teknik şartnamelere, binayı uygun inşa etmekle yükümlüdür. Ayıplı bir mal satın alındığı zaman ayıp hükümlerine dayanarak çeşitli talepler ileri sürülebilir. Ne yapılabilir? Birincisi sözleşmeden dönülebilir. Yani artık ben bu evi istemiyorum, paramın iadesini istiyorum denebilir. İki, bedelde indirim istenebilir. Üç, ücretsiz onarım talep etme hakkımız vardır. Demin saydığım haklara tazminat hakkı da saklıdır, ilavedir. Bunu kime karşı ileri süreceğiz? Bunu bize satan kişiye karşı ileri süreceğiz. Satan kişi kim olabilir? Birincisi yükleniciden doğrudan satın almış olabiliriz. Yüklenici binayı in inşa eden kişi ondan doğrudan biz satın aldık. Bu satın alma tüketici işlemidir ve tüketici kanuna tabidir. Dolayısıyla bunun zaman aşımı da tüketici kanunu hükümlerine göre belirlenecektir. Ağır kusur ve hile varsa zaman aşımı hükümleri de uygulanmaz. Kanun açıkça bunu belirtiyor. Yok biz doğrudan yükleniciden satın almamışsak, başka birinden satın almışsak o zaman bu işlem tüketici işlemi değildir ve tüketici kanunu uygulanmaz. Onun yerine Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Zaman aşımı da Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olacaktır. Orada ağır kusur varsa zaman aşımı teslimden itibaren 20 yıldır. Eğer doğrudan satın almamışsak kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle biz bu bağımsız bölümü elde etmişsek yani arsa sahibi biziz müteahhit inşa etti ve bize bir iki kaç daire ise bağımsız bölümse bize verdi. Bu takdirde Yargıtay bu tür işlemleri tüketici işlemleri kabul etmiyor. Dolayısıyla tüketici kanunu uygulanmaz. Evet haklarımız yine var fakat tüketici kanundaki zaman aşımı hükümleri burada uygulanmaz. Yani ayıp ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zaman aşımı hükümleri uygulanmaz maddesi burada geçerli değildir. Zaman aşımı ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın 20 yılın geçmesiyle zaman aşımına uğrar teslimden başlayarak.